Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bu staking meselesini genel olarak ele almaya devam edeceğiz. Ve bu durumu değerlendireceğiz diyebilirim. Biliyorsunuz yakın zamanda staking geliyor. Daha doğrusu gelen yani halihazırda bir staking meselesi var. Bunun artırımı söz konusu olacak. Bir önceki videoda da konuyla alakalı biliyorsunuz ki konuştuk. Şimdi asıl olay şu. Quicksilver adındaki Ethereum'un Lido DAO'suna benzer bir şekilde bir liquid staking türeviyle, bir protokolle listelenmesi için şu anda gerekli çalışmalar yapılıyor ve zemin hazırlanıyor diyebilirim. Bir haftanın içerisinde oylamaya sunulmak suretiyle geçmesi halinde Temmuz ayında ne olacak? Quicksilver launch listeleyecek ve launch Quicksilver üzerinde yüklü şekilde ortalama şu anda %30 artırması bekleniyor. Yani bu da 3 aşağı 5 yukarı tahmini 300 milyar 300 milyarlık bir şeye tekabül ediyor. Mesela Ethereum'da da bu şekilde. Şu an tam bir kesinlik yok. Ama ortalama bir şey verirsek şu an 1 trilyonda olan toplam staking bununla birlikte 1 trilyon 300 milyara çıkmış olacak. Bu tabii ki bunun yani anlık bir pump hareketi olacaktır. Hemen ertesine bir şey daha göreceğiz. Uzun vadede de daha doğrusu orta vadede de istikrarlı yükselebilecek bir coin'i karşımıza çıkaracak. Klasik hani Rexy's'in dediği gibi yarısını stake ettik 100x yaptı muhabbeti daha uzun vadeli bir süreçtir. Ama hele ki bundan sonra gelecek olan mesele daha önemli. Genel olarak staking oranlarının artırılmasıyla bu haber bir kez daha önem kazanacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Terra'nın Classic Dev diyor, staking'i ve launch fiyat atlamalarını artırmak için büyük bir teklif sundu. Tamam. Terra'nın Classic geliştiricileri liquid staking türevlerini tanıtmak için önemli bir teklif sundu. Launch fiyatı %3 arttı. Yani launch fiyatını kısa vadede artıracak bir durum yok burada. Asıl olay zaten manuel hareket. Yani tek parti sen bunu stake'e yatırdın. Tamam ondan sonra işte. Mesela geçtiğimiz Eylül ayında yaşananları şöyle bir hatırlamak lazım. Ne oldu? Staking'i tanıttılar. İlk defa tanıttılar. Ardından bir anda staking geldi. Coin pumpladı. FOMO etkisiyle iyice ATH'lar falan kırdı tarzında olaylar. Terra'nın klasik geliştiricileri Quicksilver için çoklu zincirler arası hesap ana bilgisayar mesaj türlerine izin verilmesi konusunda topluluğun ve doğrulayıcıların desteğini arayan ortak bir yönetişim önerisi sundu. Terra'nın klasik topluluğu aktif olarak Lunge'un Quicksilver protokolü için listelenmesini sağlamaya çalışıyor. Şu anda teklif topluluktan olumlu geri bildirim alıyor. Aynen zaten çok büyük ihtimalle geçer. Buna kimsenin ben şey yapacağını zannetmiyorum. Öyle yok geçmesin falan diyeceğini zannetmiyorum. Tamam mı? Çünkü pozitif bir durum. Her zaman söylüyorum staking uzun vadede sürdürülebilir değildir. Staking'in çok yüksek olması hatta uzun vadede coin'i tartışmasız bir şekilde öldürür. Tamam. Bu ne kadar olduğuna bağlı vesaire olacaktır. Dediğim gibi faiz oranları yüksek bir kripto para uzun vadede ölüdür. Fakat Lunge zaten uzun vadede ölü olduğu için orta vadedeki bu güçle hiç değilse mevcut yatırımcılarının kazanması açısından tabii ki bunu istiyoruz. Zaten uzun vadede tutacağım diye şeyleri olan varsa onlara zaten şimdiden bir cenaze kaldıralım yani. Terra'nın klasik dev diyor. Liquid staking türevlerini önerdi. Güzel. Geliştirici Love, Commonwealth, sanki Parker Love değildi. Başka bir tanesi önerdi ya. Neyse, Commonwealth diyor çeşitli İKA ana bilgisayar mesaj türlerine izin ver şeklinde bir teklif sundu ve topluluğun dikkatini buna çekmek için Twitter'a gitti diyor. Fragwording, Parker Love, Rexaurus diyor vesaire vesaire imzalandı. Şu Lunge Burn Army mesela hiç sevmiyorum. Yani takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Adamdan böyle bildiğin nefret ediyorum ya, tamam mı? Bu şeyden kaynaklanıyor. Hani tabii duygusal bir nefret anlamında söyleyemem bunu ben. Fakat hokkabazın teki yani şeyle alakalı Twitter'da böyle sürekli Lunge'la alakalı şeyler yapıyordu. Nasıl diyeyim? Haber yapıyordu. Ondan sonra çıktı ortakal bir görev gücüne katıldı falan tarzında olaylar yaşadı. Ya sen kimsin gözünü seveyim. Senin geliştirici ekibinde ne işin var? Hani sen de
ekibin bir üyesi diye, bir ekip diye sen de ortaya çıktıysan yazıklar olsun ya. Vallahi billahi. Fragwürdig diyor teklifin, Tere Klasik zincirindeki Lunch Take 2 oranını büyük ölçüde artırabileceğini söyledi. Cosmos Rex, Lunch, Liquid Staking türevlerinin Coin'e ve Terreno Klasik zincirine değer katmaya yardımcı olacağına inanıyor. Lunch topluluğuna Quicksilver protokolüyle Liquid Staking türevleri için ilk teklifimizi sunuyoruz. Ya tabii bunun şeye, ekosisteme falan bir katkısı olmaz. Ya da Lunge'a bir katkısı olmaz. Uzun vadede hatta öleceği tarihi daha da yaklaştırır diyebilirim, açık konuşmak gerekirse. Fakat uzun vadede siz staking koysalar da koymasalar da, onu da yapsalar bunu da yapsalar, böyle bütün dünyayı işin içine katsalar, Lunge yine uzun vadede öldü artık. Ya bu bir gerçek. O yüzden beklenti bu sezon çok büyük. Haliyle bu sezon daha da büyük kazanımlar elde edilebilmesi için ben de tabii ki staking'i destekliyorum. Yoksa staking zaten faiz oranlarının yüksek olması kimseye bir şey katmaz. Uzun vade. Teklife göre geliştiriciler Cosmos ekosistemi için bir zincirler arası sıvı staking protokolü olan Quicksilver desteğini getirmek için izin verilen zincirler arası hesap ana bilgisayar mesajlarını değiştirmeye çalışıyor. Bu Quicksilver zincirinin Terra ve Klasik zincirinde şeffaf bir şekilde hesaplar oluşturmasını ve kontrol etmesini ve izin verilen mesajları yürütmesini sağlar. Tamam. Ayrıca herhangi bir doğrulayıcı da zincirler arası staking'e izin verecek ve ağ güvenliğini ve ademi merkeziyetçiliği iyileştirerek likiditeyi ve sermaye verimliliğini en üst düzeye çıkaracaktır. Zaten Sej Allah'tan şu piyasayı bir tokatladı. Bir anda herkes Vitalik Buterin'in de vaktiyle söylediği gibi ademi merkeziyetçiliğin şeyi kesildi. Böyle nasıl diyeyim, delisi kesildi yani, tamam mı? Ayrıca bir pozisyon sahibinin stake ettiği varlıklarını satabilmesi için bağlanmama süresi bekleme gerekliliğini ortadan kaldırır. Tüm stake edilmiş eterlerin neredeyse %30'una hakim olan Ethereum ağındaki liquid staking sağlayıcısı Lido'ya benzer. Aynen öyle. Burada fiyatlardan konuşuyor. Zaten ilerleyen videolarda Lunge'un fiyatlarını da değerlendireceğiz. Ama önceki günlerde de çokça konuştuğumuz, evet, Temmuz ayına, bakınız Temmuz ayına özel çalışmalar devam ediyor. Bu muhtemelen Haziran'da oylanır. Yani Haziran bitmeden oylanır. Temmuz ayında yürürlüğe girer ve bu şekilde Lunge'daki hareketleri alırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.